YouTube Enfes Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık harika bir börek tarifi yapacağız. Elinizdeki arta kalmış yufkaları, yırtılmış, parçalanmış yufkaları sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. O kadar lezzetli ve harika bir börek oldu ki ister kahvaltıya ister çay saatlerinize hazırlayabilirsiniz. Önemli ve detaylı püf noktaları ile şimdi böreğimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle böreğimizin sosunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunun için uygun bir kabın içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt ve 1 çay bardağı da süt ilave ediyorum. Şimdi bu karışımı güzelce çırpacağım arkadaşlar. Şimdi böreğimizin en önemli detaylı püf noktalarından bir yeri burası arkadaşlar. 2 yemek kaşığı dolusu unu sosumuzun içerisine ekledim ve pürüzsüz bir kıvam alana dek güzelce çırpacağım. Un böreğimize böyle çıtırlık verecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yoğun bir kıvama sahip sos oldu. Sosumu kenara aldım. Şimdi 3 adet yufkayı tezgahıma seriyorum. Ben elimdeki olan yufkaları değerlendirdim bu şekilde. Eski bir yufkaydı yani. Taze değildi. O yüzden böyle birkaç yeri parçalandı arkadaşlar. Böyle boylu boyunca serdim yufkayı. Şimdi keseceğim. Böyle artı şeklinde keseceğim. Öncelikle ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra da orta kısmından tekrar kesiyorum. Yani artı şeklinde kestim. Üçgen bir yapıya sahip oldu şimdi kestiğim yufkalar. Hepsini üst üste topluyorum. İşimi kolaylaştırmak için. Kestiğim tüm yufkaları üst üste aldım. Ben iç harcında elimde yine hazırda olan patatesi kullandım. Sizler dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Peynirli, ıspanaklı vesaire vesaire. Zevkinize kalmış. Tamamen tercih sizindir arkadaşlar. Böyle sosumdan gezdiriyorum yufkanın her tarafına. Kaşıkla da her tarafına şöyle yayacağım. Sosumuzu mutlaka yufkanın her tarafına sürelim ki çıtır çıtır olsun arkadaşlar. Ve böyle baş kısmından başlayarak da diğer ucuna kadar patatesi seriyorum içerisine. Bir nevi sigara böreği gibi düşünebiliriz aslında. Böyle iki başını da kapatıp rulo halinde saracağız şimdi. Rulo şeklinde de sardıktan sonra kendi etrafında dolayıp gül böreği şeklini vereceğiz. Bakın bu şekilde. Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayarak bitireceğim arkadaşlar. Sadece 3 adet yufka kullandım ve söylediğim gibi yufkam da birazcık eskiydi. Birkaçını daha önce kullanmıştım. Bu da onlardan arta kalandı ve ben bu şekilde değerlendirdim. Gayet de güzel oldu. Önce rulo şeklinde sarıyorum ve böyle kendi etrafında dolayarak gül şeklini veriyorum. Şimdi borcama dizdim, altına yağlı kağıt serdim. Dizdikten sonra şimdi böreğimizin ikinci en önemli noktasına geldik arkadaşlar. Sade soda kullanıyorum. Tüm böreklerimin üzerine böyle eşit şekilde döküyorum, pay ediyorum. Bu soda ne işe yarayacak derseniz, böreklerimizin daha puf puf kabarmasını sağlayacak ve yüzeyinin yine daha çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Tüm yufkaların üzerine eşit bir şekilde sade sodamı dağıtmaya çalıştım ve şimdi üzerine süslemek için çörek otu ve susam kullanıyorum.
Çörek otu da serpiyorum hepsine birazcık. Bu da tabii ki tercih meselesi. Sizin zevkinize kalmış. Şimdi arkadaşlar, üçüncü detayımız ise börekte. Sodamızı döktükten sonra, tüm işlemimizi bitirdikten sonra en az 1 saat, 2 saat ağzını streçleyip buzdolabında bekletiyoruz. Beklettikten sonra 200 derecelik fırında pişirdim. Gördüğünüz gibi nar gibi altı da üstü de kızardı ve görüntü olarak da lezzet olarak da inanın çok şahane bir börek oldu. Elimdeki parçalı yırtılmış yufkaları bu şekilde değerlendirdim. Sizler de kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize bu şekilde yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.